War of the Giants'ta Brezilya Esenler karşısında, aman Suudi Arabistan karşısında. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bilgi ekranımıza bakalım. Orta saha Ovarian ve Volkan takımın iki güçlü oyuncusu. O kadar mı? Şifreyi isteyen arkadaşlarımız için paylaşıyorum. Arkadaşlar oyunun linki paylaşıldı. Artık bana link falan diye sormayın, rica ediyorum. Burada bakın kadromuz var. Biliyoruz kadromuzu ve şimdi yorumlarınıza geçelim. Oyunu tam olarak nasıl indirebiliriz? Arkadaşlar oyunu indirmek için Tusubasa Türkiye sitesine giriyorsunuz, üye oluyorsunuz ve hack'in konusuna teşekkürler mesajı yazdıktan sonra konunun ilk mesajında link açılıyor. Böylelikle siz de indirebiliyorsunuz. Yani bir teşekkürü de çok görmeyin. Bakın bu kadar emek harcıyor arkadaşlarımız. Ellerine sağlık. FIFA 24 oyna. Arkadaşlar FIFA 22 serisi zaten bir iki maç sonra bitecek. Ondan sonra FIFA'ya... Aslında FIFA değil yani. FC 24'e geçeceğiz. Artık FIFA gitti. FIFA yok. Ama oynayacağız. Beşiktaş kariyerini yapacağız. Oyuncu yorumları yazabilirsiniz. Seste kesimler olunca bayağı kopukluk oldu. İlk 3 kesimdi kısa sürdüydü ama 4.sü çok uzun sürdü. Bu ekrandaki zatı muhtereme teşekkür edebilirsiniz. Telif hakkı bu adama verilmiş. Bu videoya verilmiş daha doğrusu. Hani nasıl bir mantık bilmiyorum ama sürekli telif atılıyor. Benim zaten tüm Brezilya maçlarında bu kopmalar oluyor maalesef. 30-40 sene önce yapılan bir oyunun müziğine nasıl telif gelebiliyor onu da anlamış değilim. Allah yardımcımız olsun, zaten YouTube'da da işler iyi gitmiyor. Sürekli bir vergi muhabbeti, sürekli bir örtülü reklam muhabbeti falan dönüyor. Ya Allah sonumuzu hayretsin artık, yani bir canımız kaldı, o da gidecek yakında. Kalecinin pasında hiç oyuncu çıkmamasının nedeni top havalandırılıp uzun bir degaj kullanıldığı için olabilir. Orijinalde de öyle ya. Belki bunu düşünerek bu şekilde eklemişlerdir. Sanmıyorum. Sanırım Napolyon oyunda yoktu. Mangada Napolyon takımda yer almıyor muydu? Gayet de alıyordu ama çok fazla oyuncu oluyor, çok fazla hareket ediyor. Slider Cannon vesaire. Belirli yerlerde ses yok. Alberto, bunu söyledik zaten. Alberto bence takımın tam duvarı ve beyni. Kaptan işte takım. Takımın kaptanı Alberto. Kaptan Tsubasa Rise of the Champions. Özellikle çok iyi savunma sahneleri görmüştük. Santana'nın ismini oyuncu değiştirmeleri çok siniri bozucu. Belki telife takılmamak için, bilmiyorum. Ses gitti. Abi DLC maçlarını yaptığın zaman Zangajun Haoik'in animasyonlarını koysan efsane olur ama Karasen'in... Arkadaşlar Zangajun Haoik'in versiyon 10'u Türkçeleştiriliyor. Bakarsanız canlı yayınlarda oynarız. Maç kolay geçti, mangaya göre daha kolay geçmeli. O kadar da kolay zevkli olmaz diye düşündüm. Fly Shoot bu sefer oturdu. Bu şekilde bıraktım. Santana'ya tabii ki ileriki maçlarda özel şut geliyor. Seste sıkıntı Brezilya müziği yüzünden olduğunu belirtmişsin. Brezilya müziğini değiştireceğiz artık. İnşallah. Arkadaşlar gene belirli yerlerde ses yok demiş. Açıkladık onu. Napolyon başında en yoktu. Onun harici güzel maçtı. Onu da söyledik. Güzel maçtı. Fransa mangadaki gibi zayıf kaldı ama ara ara sesin kayboldu. Bir önceki videomda yoruma Ukrayna mı yazmışım? Sen söyleyince fark ettim. Onları kardeşim Uruguay yazacağımı. Olur arkadaşlar, ben o yüzden bozuntuya vermedim hiç. DLC maçları güzel düşünülmüş. Dün oyunu indirdim. Tayland oyuncuları hem hızlı hem de güçlü olmuşlar. İki kez oynadım. O maçı yine de zevkliydi. İyi. Santana ve Pepe'yi kullanıp çoğunlukla onlar sayesinde gol buldum. Kalede Salinas olmasaydı bence maç biraz daha eşit olabilirdi. Sesin gitmesinin sebebi sanırım Brezilya müziğinin telifi olmasıyla ilgiliydi. Evet. Ben de yakın zamanda bu ekibe başladım ve ikinci maç, yani Tayland maçında tıpkı anime ve manga'daki olduğu gibi ilk yarı Tayland 4-1 üstünlüğüyle bitti ve ben gerideydim. İkinci arada kaleye Wakabe eşinin girmesiyle birlikte hiç gol yemedim ve maçı 4-4 bitirdim. Uzatmalarda ise 5-4 yapıp maçı çevirdim. Ne güzel. İşin komik kısmı son golü Müsigü'nün drive şutuyla attım. Aynen. Müsigü son golü öyle atıyordu. Eğer DLC maç arsiyesi geri dönerse maç isteklerim var. Hamburg All Star, Brezilya Fransa, Arjantin İtalya. Yalnız. Yorumlar bu kadardı, maça başlayalım. Değişik bir müzik koyulmuş. Aslında Brezilya'ya daha böyle canlı bir müzik yapılsa
çok daha hoş durabilir. Çünkü Brezilya böyle bir hareketli. Zaten bu adamların deyim yerindeyse damarında var o hareketlilik. Yani ne oluyor oğlum ya? Koçum sen hayırdır? Zaten Japonya ile bunları yenmiştik. Casagrande'yi nasıl uçurdu? Adamsın Duko. Şöyle bir kaleciye selamun aleyküm diyelim. Yapma. Yapma ya. Kalemizde Salinas. Oo. Şutun üzerine gidişi güzel bir sahne, evet. Yalnız arkadaşlar o şut nasıl öyle direkten döndü ya? Lan biz de ne bahtsız herifiz. Neyse, aslında kupayı Araplar kazansa demek ki Esenleri getirecekler kupayı. Bedavadan kupa sahibi olacağız. Ya kardeşim kaleci yerde yerde diyorsun, sonra efendim hani tamam lan tamam uzun etme, vuruyoruz hadi. Tövbe estağfurullah. Bak işin tadı kaçtı ama ha. Ben bu Brezilyalı oyuncuları ne yapayım ya? Ben bu Brezilyalı oyuncuları en iyisi Amazon nehrine götüreyim de bir şey yapsınlar, bir yıkansınlar ya. Yani bu da girmeseydi artık zaten tuzu basanın o Skydive kaleye zıplayan şutu var ya, onunla beraber şey yapacaksın işte yani. Yalnız biz rakip olunca bu Salinas'a nasıl gol atacağız lan? Baba it fena. Tam Gertis'in kurtarışı olmuş. Muhteşem olmuş. Şimdi Pepe ile Brezilya atakta. Belalar operasyonda. Rakipte zaten bir Ovarian var. Bir Vulcan var. Gerisine de zaten gerek yok. Yalnız Brezilya'nın şut gücü bu kadar böyle zayıf değil. Onu da söyleyeyim. Adamların her oyuncusu şut çekebiliyor ya. Heceler kullanılsa tüm o klondrip kısaltmaya gerek kalmaz. Düzgün bir şekilde.
Gene mi topu kaptın ya abi? İşimize bakalım, gücümüze gitmesin arkadaşlar. Blanco'yla ceza sahasının içindeyiz. Evet, sonunda artık yani tüm direkt haklarımızı bu maçta kullandık. Yani iki tane arda da direkte patladı. Vay be 6 numara, sen neymişsin be kardeşim? Yani gözlerime inanamıyorum ya. Hadi bebe yardır. İman gücüyle. Ye şunu be. Uçur koçum, hadi bakayım. Alvar topunu uçururdu be. Uçururdu. Blanco'ya ha. Blanco'muza yapılır mı lan? Oğlum buna lan. Herif buldozer gibi. Adam kendini feda etti, değil mi? Yani Salinas gerçekten mükemmel bir kaleci gerçekten. Oğlum bu neymiş bu? Bu adamın defansif özellikleri ne ara bu kadar iyileşmiş? Lan forvet ya. Oh. Üç atalım da. İkinci yarı biraz rahat hareket ederiz. Güle güle varyan, güle güle. Kaleci. Çok bile dayandın. Şu an sadece Salinas'a odaklanmamız lazım. Kale şut gelmemesi gerekiyor.
Evet, ikinci yarıda ilk pozisyondan sonra, yani ilk şutu çektiklerinden sonra Salinas'a bayağı bir top gezdireceğim diye düşünüyorum ama ne kadar gezdirebilirim bilmiyorum. Yani muhakkak atak yaparım. Derim ki boşver. Aurora Faint. Ama Alberto var. Adam pert oldu. Şimdi Pepe. Portekizli serseri. Carlos Santana. Oo. O topun böyle o gelme sahnesi daha güzel olabilirmiş. Güzel ama. Bir çalım, iki farklı şey. Hocam penaltı yok mu? Ayağıma vurdu bu. Heh, tam da adamına gitti. Yakalatmadı abi türlü kendini. Şu demek ben bittim artık. Durko çok güzel. Biraz rahat bir maç gibi göründüğüne bakmayın. Yani bir iki pozisyona bakar, bak nasıl koşuyor. Hocam bak ikileri ayağıma dalıyorlar. Ben ekmeğimi bununla kazanıyorum. Ayıptır be. Duko beyefendiye pasımızı gönderdik. Yapıştır gitsin kardeşim hadi. Ve dördüncü gol geliyor. Şimdi önümde iki ihtimal var. Ya bir tane gol atmalarına izin vereceğim. Enerjisi o ara biraz dolacak. Ya da şutu kurtaracağım. Akabinde gelen her şeyi yiyeceğim. Yani kafada deli sorular. Gerçi 12 dakikada da kaç tane gol atabilirler bilmiyorum. Ama neyse. Daha sonra. Bilin. Vanishment bu. Neyin? Büyük kapışma. Var yanında yakın görünüm yok mu? Gerçi onun şeyi var, sarığı marığı falan var herif. Zangacın havaya gitti.
Aferin lan. Blanka. Bak Blanko kardeşim, topa değil adama dalacaksın ki adam topa vuramasın, hadi. Santana bitik şu an. Leo var. Şimdi bir çalım koyulsaymış. Güzel olabilirmiş. Yani. Al lan. Ne bakıyorsun lan, ne bakıyorsun? Maşallah, Sübhanallah, kaleci de Şorumlu. Kartalın kara panteri. Alberto, adama değil topa, hadi. İki baba yiğit ve uçan volkan. Hayatının dersini almıştır inşallah. Yürü bakayım, kereste müdür, hadi. Kim var lan forvette? Roberto'yu oynatacaksın var ya. Müthiş olurdu, müthiş. Kale boş şimdi. Beşi de attık. Bir gol yemeseydik güzel olurdu ama neyse, artık zaten bir önemi yok. Şu dakikadan sonra 5 gol birden atamazlarsa 3 dakikada, bak 2,5 dakika. Buçuğu da var. Bırakalım vursun da görsün. Sen dur kardeşim. Normal şutunu yumruklayabiliyor mu? Yumruklayamıyor. Onu da ilk defa gördüm ha. Hakem direkt şeyi gösterdi. Normalde bir iki saniye duraklardı. Ondan sonra şey yapardı ama böyle fena olmamış, güzel olmuş dedim. Müller, Kalt, Margus, Schuster, Schneider. Süper GK. Hepsine gidiyor. Tiger takıl. Güzel. Özelliklerin eklenmesi güzel. Harun Ezmi dribble. Aslında Harun Ezmi değil ya. Head the hook. Yani kirpiç alın. Slider shoot. Daha güzel şutlar eklenebilir. Tam böyle kalsın klasını yansıtan. Neyse, önemli değil. Arkadaşlar bu bölümü bu kadar. Sonraki bölümde Amerika ile kapışacağız. Oğlum ben ne diyorum. O bölüme kadar kendinize iyi bakın.